Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Müminlerin kardeş olduğuyla ilgili bir ayet-i kerime var mı? Evet bununla ilgili bazı ayet-i kerimeler söz konusu. Bunlardan bir tanesi müminlerin doğrudan iman kardeşi olduğuyla ilgili Hucra suresi 10. ayet-i kerime. İnnemel mü'minûne ihvetun fe beyne beyne Müminler ancak kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. Mesela Ali İmran suresi 100. ayette de müminlerin kardeş olmaları gerektiği yani bu kardeşliğe uygun davranmaları gerektiği emredilir. Meali şöyledir. Hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına, dinine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Yine Tevbe suresi 11. ayette dinde kardeş olmanın bazı ölçülerine şöyle dikkat çekilir. Fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Şimdi buna göre bütün müminler iman konusunda kardeştirler. Ancak tövbe edenler, namaz kılanlar ve zekat verenler dinde de kardeşlerinizdir manası çıkıyor. Demek ki nasıl ki iman edenler imanda kardeştirler. Namaz kılanlar namazda kardeş. Dürüst olanlar dürüstlükte kardeş. İffetli olanlar iffette kardeş gibi bütün imani, İslami, ahlaki, güzel değerlerde ve faziletlerde kardeş olmak mümkündür. Bizler de inşallah bundan ders alıp öncelikle bütün insanlarla iman konusunda kardeş olalım ve bununla yetinmeyip İslami ahlaki konularda da kardeş olmaya çalışalım. Ayrıca esas kardeşliğin bu güzelliklerle olacağını hiçbir zaman unutmayalım.